Bu içeriğimizde sizlerle bir lastik nasıl sökülür, takılır onu göreceğiz. Aracımızın düz bir zeminde olmasına dikkat ediyoruz. Eğimli bir yerde lastik değiştirmek zorunda kaldıysak, el frenimizi çektikten sonra aracımızı eğimin yönüne göre ileri ya da geri vitese koymayı unutmayınız. Yine aracımızı eğimin yönüne göre kirikodan, kaldırıcıdan kaymasını düşmesini engellemek, önlemek için takozlamayı unutmayalım. Sol arka lastiği değiştireceğimden takozu sağ ön lastiğe koydum. Kaldırıcının bu yuvasını aracın şasisinde bulunan bu tırnaklara yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Jant kapağımızı çıkaralım. Aracımızı kaldırıcı ile kaldırmadan önce el ile sökülebilecek seviyede gevşetelim. Bijonları kirikoda sökersek aracımızı kirikodan, kaldırıcıdan düşürebiliriz. Farklı bir numara, saplama ya da bijon kullanıyorsanız buna dikkat ediniz. Lastikçiye yaptırıyorsanız mutlaka belirtiniz ve takip ediniz. Bu işlemi yumuşak bir zeminde yapacak iseniz genişçe sert bir cisim kullanınız. Kolayınızda bulunan bir yükseltici takoz ile işleminizi daha da hızlı yapabilirsiniz. Lastik tabandan 1-2 cm kesildiğinde kaldırma işlemini bırakabilirsiniz. Farklı numara bijon kullanıyorsanız bunları belli bir sıraya göre dizmeniz takarken sizlere kolaylık sağlayacaktır. Bizim lastiğimiz gördüğünüz üzere kenarlardaki çatlaklardan patladığı için tamiri mümkün değil. Yedekte tuttuğum lastiği lastikçide taktırdım. Şimdi yerine takalım. Bijonların saplamadaki kanalları zedelenmesin diye elimizden geldiğince jantın bijon deliklerini saplamalara değdirmeden takmaya çalışalım. Lastiğin dik durmasını sağlamak için ilk önce alttaki bijonları yerine takalım. Saplama başlıklarını ve bijon içlerini balata spreyi ile temizlemeniz önerilir. El sıkılığında bijonların boşluklarını alıyoruz. Aracımız henüz kaldırıcıda iken zorlamadan hafifçe bijonları sıkıyoruz. Sonra kirikoyu, kaldırıcıyı yavaşça indiriyoruz. Bijon anahtarın üstüne binerek değil de elimizle olabildiğince bijonlarımızı çapraz bir şekilde sıkıyoruz. Bu işlemi kaldırıcıda yaptığımızda aracımızın kaldırıcıdan düşme riski oluşur. Arka lastik olduğundan ben balans ayarı yaptırmadım. Balans ayarında bildiğiniz üzere lastiğin dengesizliği giderilerek bu bölümlere lehimler takılır. Bu lehimler de jant kapağının janta tam olarak oturmasını engeller. Bu sibobun jant kapağındaki yuvasına denk gelmesini sağlayıp jant kapağını yerine itelim. Jantın köşeleri ile jant kapağının köşelerinin eşit olduğundan emin olalım. Eşit değilse hafiften boşluk olan tarafa doğru çekiştirelim. Yalpalama yapmaması için eşitleyelim. Kaldırıcımızı el sertliği ile beraber sıkalım. Sonra her aracın yeri farklıdır. Bunu da bu şekilde yerine koyuyoruz. Yine elle beraber orada hafiften açıyoruz.
arkada sarsıntıda ses yapmaması için pijon anahtarı ile beraber hafiften sıkıyoruz. Ve kapağını kapatıp onu da yerine koymuş oluyoruz. Ve takozumuzu da almayı unutmuyoruz. İçeriğimizi faydalı bulduysanız beğenerek, abone olarak, yorumlayarak desteğinizi bekler, sağlıklı, huzurlu günler dileriz.